Allah'ın gücünün karşısında hiçbir güç yoktur kardeşlerim. Müslümanlar buna inanmalı önce. Biz bunda çok zayıfız. Ya, hani süper güçtünüz? Dünyaya hükmediyordunuz. Ha? Allah-u Teala şu virüs ile bize öyle bir ders verdi ki bizim ne kadar aciz olduğumuzu, bizim ne kadar çaresiz olduğumuzu aslında bize göstermedi. Her şeyin ona muhtaç olduğunu göstermedi mi, göstermedi mi? Ey kafirler! Firavun gibi, Haman gibi, Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi helak olacaksınız. Bu imansızlık sizi hayata bağlayamayacak. Hayattan size huzur vermeyecek. Öyleyse onları Allah imana davet ediyor. Allah'ın gücünün üstünde hiçbir güç yoktur. Yeter ki Müslümanlar buna inanırsın. Biz zayıfız bu konuda. Tam teslim olamamışız kardeşlerim. En güzel teslimiyeti Allah Resulü'nün hayatında görüyoruz. O inanan sahabiler öyle bir iman ediyor ki dünyada iken kendilerine vaat edilen cennete öyle aşık oluyorlar. Allah'a öyle bir teslim oluyorlar ki onun haricindeki hayatın hiç dönüp arkasına bakmıyor. Teslim olmuş. Ve düşünün, şöyle bir düşünün. Yeri göğü yaratan Rabbul Alemin sizinle olduğunuzu söyleyen bir peygamber. Ama Mekke'ye gelişinde Hudeybiye'de 3,5 soysuz müşrikler tarafından engelleniyor ve geçirilmiyor. Yani o sahabiler şöyle demiyorlar. Ya Muhammed, sen hani Allah'ın elçisiydin, Allah her şeye gücü yeter, Allah her şeye kadir, Allah her şeyi yerlerince yapan. Ya bu halimiz nedir demiyorlar, şüphe etmiyorlar. Çünkü neden? Allah kullarına fıtratın gerektirdiği şekilde bazen olağanüstü yardımlar gösterir, ancak kuluna fıtrat üzere yaşam sürmeye davet eder. Sen fıtrat üzere yaşam sürme, Allah'tan yardım bekle. Olmaz. Sen Allah'ın emrini tanıma, Allah senin yanında olmaz. İşte burada zikredildiği gibi Musa Aleyhisselam öyle bir teslim oldu ki Firavun'un sarayında yetiştiği halde Firavun'a el aman etmedi. Firavun'a el ovalamadı. Zalime boyun eğmedi. Tıpkı Ashab-ı Kehf gibi Dahyanus'un şerrinden, sen ne de hükümdarsın, ne dersen doğru söylüyorsun demedi. Zulmetti, inkar etti. Allah'ı tanımayacaksınız, Allah'ın yolunda olmayacaksınız dedi. Ne yaptı Ashab-ı Kehf? Dedi, biz senin dediklerine tabi olmayacağız. Seni tanımıyoruz dediler. Çünkü biz Allah'ın emirlerine uymakla emrolunduk dediler. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir olay. Öyleyse ne yaptılar? Terk-i diyar ettiler. Bakınız, ne yaptılar? Allah'a dayandılar. Allah'a güvendiler. Allah-u Teala da onları 309 yıl onları uyuttu. Onları rüyada, uykuda yedirdi, içirdi. Ya muhteşem bir şey bu ya. 309 yıl onlara hayat verdi. Yani muhteremler, siz Dafyanus'un zulmüne razı olursanız helak olursunuz.
Siz o zulme baş kaldırır, Allah'ın rızasını gösterir, Allah'ın rızasına teslim olursanız Allah da sizi öyle mağarada hıfzeder, korur, rızıklandırır, barındırır. Ya işte Nuh Aleyhisselam ne yaptı? Herkes kendisine düşman. Bakınız kardeşlerim. Haklılık çoğunlukta değildir. Haklılık adaletin, Allah'ın koyduğu kurallara rızalıktadır kardeşler. Haklılık odur. Nuh Aleyhisselam herkes karşıydı. Ama öyle bir teslim oldu ki, öyle bir teslim oldu ki, bütün inkar edenler helak oldu, boğuldu. Ama o boğulan insanlar çöldeydi. Hiçbir damla bir yağmur yoktu. Onların kafaları işte o kadar çalışır. Bilmezler ki yarının gökyüzü nelere gebe. Allahü Teala öyle bir tufanı gönderdi, öyle bir seli gönderdi ki oğlu inkar eden Kenan yalvardı. Yavrucuğum gel şu gemiye kurtul. O gemi iman gemisidir. O gemi Allah'ı tanıma gemisidir. Gel kurtul dedi. Ben dedi şu kayalıklara yapışır kurtulurum dedi. Maddeye dayanan, dünyaya dayanan işte helak olmuştur. İşte hem misal budur. Ama o gemiye binen kurtulmuştur. İman gemisi. İşte bir Müslümanların gittiği, yerleştiği, meskun olduğu mahallelerde ilk yaptıkları iş mescit inşa etme olmuştur. Tıpkı Peygamber Efendimiz'in Medine'ye geldiği gibi. İşte bu mescitler günümüzün fitnelerine karşı, günümüzün zulmüne karşı, günümüzün ahlaksızlıklarına karşı, günümüzün isyanlarına karşı bu mescitler Nuh Aleyhisselam'ın gemisi mesabesindedir. Bunu bu şekilde anlamalısınız. Sadece bir namaz kılınan değil, derdiniz oldu, sıkıntınız oldu, probleminiz oldu, manevi dertleriniz var, bir nasihate ihtiyacımız var, bir çıkış kapısı arıyoruz, daraldık, bunaldık. Gideceğimiz kapı mahallemizin camisinin hocasıdır. Çözebiliyorsa çözer, çözemiyorsa o da çözebilecek arkadaşları, görevlileri devreye koyar, sizin derdinizi dert edinir. Ya yeter ki iman ehli olun. Yeter ki o iman ehliyle o gemiye binin. Allah sizi kurtaracaktır. Allah sizi mutlaka kurtaracaktır.